akşamlar sayın izleyiciler. Siyasetin Satır Arası programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün haftanın son gününde çok değerli bir stüdyo konuğumuz var bugün. Ekonomist, vergi uzmanı Sayın Kemal Özçakır bugün bizlerle birlikte. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Evet, ülkedeki kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması gerektiğini her zaman söyleyenlerdensiniz. Evet. Sizler. Bunun için denetim yapılması gerektiğine de sürekli vurgu yaparsınız. Denetimin de her zaman aslında genel anlamda gelirlerin artırılması diyorsunuz. Dar anlamdaysa vergi incelenmesini olduğunu hep bize anlatırsınız, evet. Hep söylersiniz. Doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığında bu kontrolün anlamını taşımadığını ifade edersiniz bize sürekli, ama şimdi biliyorsunuz bir 2020 bütçesi var. Hükümetin meclis komitesinden geçirdiği 2020 bütçesinde öngörülen mahalli gelirler ve bu gelirler içerisindeki direkt vergilerin oranı ve bunun yorumunu almak istiyoruz sizlerden. Herkesten yorumlar geliyor 2020 bütçesiyle ilgili. Sizin görüşünüz çok önemli bizim için. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Evet. Şimdi 2020 bütçesine bir bakacak olursak ve 2019 bütçesiyle bir kıyas yapacak olursak, evet. Bütçenin 2020 bütçesinin 2019 bütçesine nazaran reel anlamda bir artış göstermediği gerçeği ortaya çıkar. Yani %6-7 civarında bir artış öngörülmüştür 2019 yılı bütçesine nazaran. Şimdi bütçeyle ilgili bir analiz yapacak olursak, mahalli gelirlerin işte %9.8 oranında, yani 2019 ile 2020 yılı mahalli bütçe içerisindeki mahalli gelirlerin bir karşılaştırmasını, mukayesesini yapacak olursak %9.8 civarında bir artış gözlemledi ki bu da size az önce ifade ettiğim, bu da bir reel bir artış değil. Yani reel artış dediğim burada enflasyon oranının üzerinde bir artış anlamında ifade etmek isterim. Ülkemizde şimdi şu anda, yani resmi kanal tarafından açıklanan enflasyon %10-12 civarında bir şeydir. Yani belki de bunun üzerindedir ama bilmiyorum, artık böyle Devlet Planlama Örgütü öyle yeni kurulan istatistik kurumunun hesaplama biçimi nasıldır? Günümüz koşullarının gerisinde mi kaldı, yoksa günümüz koşullarına uygun mu? Onun pek de yorumunu yapamayacağım, uzmanlık dalım değil. Şimdi bütçe içerisinde birkaç tane analiz yaptım ben. Mesela 2019'da mahalli gelirlerin genel bütçe içerisindeki payını bir araştırdım. 2019 yılında mahalli gelirlerin genel bütçe içerisindeki payı %62 civarında bir şeydi. Ancak 2020 yılında, yani bu yıl hedeflenen, öngörülen bütçe içerisinde bu 62'nin %57'ye, yani %5 civarında bir düşüş gözlemlediği ortaya çıkmaktadır. Direkt vergilerin, yani burada direkt vergiler olarak tanımladığımız gelir ve kurumlar vergisidir ağırlıklı olarak. Genel bütçe içerisinde bir analizini yaptığımızda genel bütçenin 2019 yılında genel bütçenin bu direkt vergidir %46'sını, 46.7'sini oluşturur iken bu yılın, yani 2000 önümüzdeki yılın bütçesi, 2020 yılı bütçesinde bu %46'nın %38'lere düştüğünü görürüz. Yani %8 oranında bir düşüş vardır orada da. Toplam vergilerin mahalli gelirler içerisindeki payına bir bakacak olursak, yani vergilerin ne oranda
mahalli gelirlerimiz içerisinde ne oranda bir payı vardır diye baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerde %85 civarında, bizde de 2019 yılında %85 iken, 86 iken 2020 yılında %96'sını oluşturacak şeklinde bir tahmin yapılmıştır. Tahmin. Evet. Zaten bütçe bir tahmindir, bir öngörüdür. Yani o öngörüne, o öngörünün yani sizin tahmin ettiğinizle, yani öngördüğünüz ile gerçekleşen arasında bir fark varsa, ya gelir fazla ya bütçe fazlası diye bir sonuç çıkar veyahut ekseriyetle bütçe açığı ortaya çıkar. Şimdi çok özür dilerim, bir şey sormak isterim. Tabii, buyurun. Şimdi biraz bir tekrarlamak isterim aslında bunu. 2019'da baktığımızda %62 idi, 2020'de %57 dediğiniz, evet, bir düşüş yaşandı, %5 oranında mahalli gelirdi. Genel bütçeye bakıldığında da 2019 yılında %46.7 iken 2020'de de 38'de de, yani %8 oranında bir düşüş yaşandı dediniz. Evet. Toplam payı vergilerin işte bu orandaki toplama da bakacak olursak, gelişmiş ülkelerde dediniz %85. Gelişmekte olan ülkelerde. Gelişmekte olan ülkelerde. 2019'da biz buna yakındık. %86 derken. 2010, evet. 2020 yılında da %96'sı. Şimdi burada o zaman ne kazanır, ne kaybederiz o zaman baktığımız şimdi zaman? Şimdi mahalli gelirler normalde işte gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bir de bu vergilerin dışında vergi resim ve harçlar vardır. Yani tüm işte motorlu araçlar için vesaire şey edilenlerde. Onlar da anladığım kadarıyla bir düşüş olacak. Yani genelde bir düşüş yok. Evet. Yani şey olarak, spesifik olarak. Sanırım bu fark oradan doğar. Doğar. Yalnız şunu izah edeyim size. Mesela kurumlar vergisinde %89 bir artış, gelir vergisinde de yani 2019'da 2020 nazarı dikkate alındığında 48'den bir anda, yani 2019'daki 48 artış gelir vergisinde, kurumlar vergisinde ise %89 bir artış olacağı öngörülmektedir. Şimdi ilk etapta ben bunu incelediğim zaman, bir ülkede kayıt dışılığın en çok olduğu kurumlardır. Öyle kabul edilmektedir. Ve ülkemizde de şimdi şu anda, yani hepimizin malumudur, %40-50 civarında bir kayıt dışılık vardır. Yani devlet sisteminin dışında bir hareket vardır. Nasıl olur da yükümlüler 2020 yılında beyan yapacaklar? Yani ve 2019'a nazaran %89 oranında daha yüksek bir vergi beyanında bulunacaklar. İlk incelediğimde ben kendi kendime dedim ki, nasıl olur bu ülkede %50 civarında bir kayıt dışılık vardı da kurumlar vergisi beyanen bu kadar artacak? Olay nihayette o orta değil ama. Olay şu, Ticaret Odası bir süre önce Maliye Bakanlığı'na bir taleplerde bulundu. Bu talepler de, ben yerel basında da açıkladım, yani yazılı basında, bu talepler daha çok vergi indirimine yöneliktir. Şirketlerin dağıttığı kar payları vardır şirket ortaklarına vergilendirilden sonra, ve bu kar payları, örneğin bir doktor, avukat, mühendis bir şirketin hissedarı olabilir, ortağı olabilir ama yani bilfiil şirketin içerisinde değil. Onun vergilendirildikten sonra, öyle basit anlamda anlatayım, vergilendirildikten sonra şirket bünyesinde, kurumlar artı gelir vergisi vergilendikten sonra, bir avukatlık geliriyle veya bir doktorluk veya bir mühendislik geliriyle
yani sair kar payının dışındaki mesleki veya ticari icraatından, işlevinden dolayı elde ettiği gelirle birleştirilir. Ticaret odası diyor ki bu birleştirildiği zaman çok yüksek bir vergi oranında gelir. Gelir vergisinde %37, yani tavan %37'dir gelir vergisinde. Bu bir haksızlıktır. Neden haksızlıktır? Bazı örnekler de gösterilir. Mesela kira geliriniz varsa o kira gelirin için %10 vergi ödersiniz ve diğer gelirleriniz ile birleştirilmez. Evet. Faiz geliriniz varsa o da %10 vergilendirilir. O faiz geliriniz, bir mevduatınız var ise bir bankada, o da %10 vergilendirilir ve diğer gelirleriniz de birleştirilmez. Neden kar payı birleştirilir şeklinde bir taleplerde bulundular, itirazlarda bulundular. Yalnız bu üç tane, kira olsun, faiz olsun, kar payı olsun, üçüne de bir baktığımızda, yani özellikle kar payı, ki kar payı gayrimenkul sermaye iradı olarak nitelendirilir. Bir faizle karşılaştırıldığı zaman, ki o da gayrimenkul sermaye iradıdır, menkul sermaye iradıdır, karşılaştırıldığı zaman esasında kar payı ile faizin nitelik itibariyle, yani birbirleriyle bağdaşmadığı gelir kalemi olarak nitelendirildi. Şöyle ki, mesela hiçbir zaman bizim gibi enflasyonist ülkelerde insanlar gidip de parasını, mevduatını tercih etmez bir bankaya yatırsın. Evet. Çünkü enflasyonun mutlaka altında bir faiz geliri elde eder. Ha, kar payı ise ne kadar kazanacağın belli değil. Yani paranı riske atarsın, ana para garantisi yoktur, zarar da yapabilirsin ama çok yüksek de kar elde edebilirsin. Şimdi öğrendiğim kadarıyla Maliye Bakanlığı'nda bir çalışma yapılmış ve bu düzeltilecek. Şu şekilde düzeltilecek. İşte şeyde kar payı da işte %15 oranında kesilecek. Ancak kar dağıtıldığı zaman, kar payı dağıtıldığı zaman kesilecek ve kesin vergi yükümlülüğünü oluşturacak ortağın. Ancak şunu yaptı Maliye, böyle bir öneride bulundu öğrendiğim kadarıyla. Şu anda kurumlar vergisi %10'dur, tamam mı? Onu %22'ye çıkaracak. Yani bir taraftan bunu kabul ederken o bir taraftan da kurumu cezalandıracak. Evet. Bir de şudur Muazzez Hanım, vergi teftişinde, vergi incelemesinde diyelim ki bir şirketi incelediniz ve vergi farkları çıktı. %22'sini aldınız, cezasıyla aldınız da geriye kalan %78 payın, yani o kar payının akıbetinin ne olacağı belli değil. Şimdi siz o vergi incelemesinde elde ettiğiniz, eski bir incelemeci olduğum için söylüyorum, siz mesela ne yapıyor şey, şöyle izah edeyim, ortaklar bu elde ettikleri, diyelim ki işte bu %78'i, tamam mı, servet unsurlarına dönüştürürler. İşte gayrimenkule yatırır, yani başka iş kurar, onlar bir servet incelemesinde ortaya çıkar. Ancak bu defa ne olacak bilir misiniz? O çıkan o kar payı dediğimiz o fark, size yükümlüler diyebilir ki o şirket hissedarları, onu %10 vergilendirin, tamam mı, ve onun dışında bir vergi istemeyin. Tamam. Çünkü yasa onu öngörür. Halbuki bu bir anomali yaratır. Neden anomali yaratır? Yani şimdi şirketten elde edilen gelir %10'la vergilendirilecek ama bu ülkede bütün yükümlüler hepsi şirket değil ki. Hadi ortaklıklar da var, kişiler de vardır. Var. Ha, onlar %37 ödeyecek. Bunlar da %10'la kapatacak şeyi. Adil ha, onun bir için, durum değil orada. Adil olmaz. Onun için yani ben benim önerim bu %78 kar payının akıbetinin ne olacağını da o yasa değişikliği ki yapmaya çalışırlar. Şimdi onu da yasada göstermeleri lazım. Gerekir. Çünkü ileride başka bir problemler çıkacak.
Ticaret Odası'nın bunun dışında bu yatırım indirimleriyle ilgili de bir talepleri oldu Maliye Bakanlığı'ndan. Sanırım o talepleri de az çok yerine getiriliyor. İşte %50 yatırım indirimiydi de %20'ye indi aktif kalemler üzerinde bir yatırım yaptığında. O da indiriliyor. Bakanlar Kurulu'nun yetkisine veriyor. Taslakta okuduğum kadarıyla Bakanlar Kurulu'na yetki veriliyor. %0 ile 50 arasında bir şey yapsın, oynama yapsın. O da ne demektir? Eski %50'ye baştan dönülecek demektir. Bu şekilde. Öyledir yani, düşünce o. Evet. Şimdi tabii ki mesajlar geliyor. Yatırımlarla ilgili programın sonuna doğru saklıyorum aslında ben onları. Tamam. Döviz daha da çok yükselecek mi? Neye yatırım yapalım diyor birkaç izleyicimiz. Birazcık tüyo verelim o zaman dilerseniz de daha sonra diğer konularımıza geçelim. Buradan ısrarla da yoğunlaştı da mesajlar. Halkın aslında 2020 bütçesini biz değerlendiririz ama halkın da en çok merak ettiği, evet, döviz yükselecek mi? Geçen yazdaki gibi bir durum olacak mı? Paramızı nereye yatıralım diye hep düşünceleri vardır. Birazcık tüyo verecek olursak daha sonra da bu 2020 bütçesiyle daha yine devam edelim. Yani bu döviz kurunda 2020 yılına nasıl bir seyir takip edileceğini diye merak ediyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim size. Biliyorsunuz yani bizim kendi paramız yoktur. Yok. Türk lirasını kullanıyoruz. Biz borçlanacaksak her zaman Türk lirasından borçlanalım. Muhakkak. Çünkü nedir? Bunu biliyoruz artık. Dövizin yani Türk lirası çok esnek bir kur özelliği olan bir paradır. Yani döviz karşısında 2020 yılında 2018'de olduğu gibi yani bana sorarsanız belirsizlik devam eder. Yani 2020 yılında Türkiye'nin, anavatan Türkiye'nin ekonomik ve siyasi ilişkilerinin ne seviyede dikkat edersen, evet, o belirsizlik devam etmektedir. Benim kanaatim şudur, bu döviz kuru 2020 sonuna kadar esner yani yükselir. Yükselir. Hmm. O zaman daha dikkatli olsunlar. Çünkü zaman nedir? Yani Türkiye'de de dikkat ettiğim bir şey vardır. Maliye Bakanı, Hazineden sorumlu bakan devamlı surette değişik açıklamalar yapar. Yani kur çok oynuyor. Yani kontrol altına alınamıyor. Şimdi biliyorsunuz yani yatırımcı bir ülkeye, yani kendi ülkemize örnek verelim, başka ülkeyi vermeyelim de, siyasi istikrar ister. Yani siyasi istikrar ve uzun vadeli siyasi istikrar ister, ekonomi ve mali istikrar ister, gelip de yatırım yapabilmesi için. Bizde de bu yok. Çok yoktur çünkü bu. Nedir bilir misiniz? Yani biz kendi ayaklarımız üzerinde yani o yapıyı daha biz oluşturamadık ve bir hayli, yani size şimdi saysam, yani gelişmekte olan ülkelerde, ki biz de gelişmekte olan bir ülke olarak addedilirik, tamam mı? Ne kadar olumsuzluk varsa vergi gelirlerinin artırılması için bizde kat ve kat onu hepsi yaparız. Vardır. Evet. Yani isterseniz birkaç tane örnek vereyim. Buyurun. Size. Mesela kayıt dışı ekonomi diyoruz. Evet. %40-50 civarında. Tahsilat diyoruz. Maliye Bakanlığı tahsilatın hızlandırılması yasası çıkarıyor baştan. Tamam mı? Bunun dışında vergi denetimi olur mu? Bizim ülkemizde olmuyor. Servet incelemesi yapılır mı? Herkesin dilinde ancak yapılmıyor. Benim dikkat ettiğim bir şey vardır. Meclis kürsüsünde her şey konuşulur. Ancak nedir? Vergi olayı, ki gelirlerimizin en büyük payıdır, konuşmamız ve tahlilini iyi yapmamız ve politika belirlememiz gerekir. En az konuşulan konudur. Bir parti mensubu, bir milletvekili çıkıyor ve diyor ki işte vergi kaçağı var ülkemizde. Vergi kayıp ve kaçağı vardır. Hükümet bunu önleyemez. Ancak nedir? Vergi ve kayıp ve kaçağının giderilmesi ve önlenmesi için öneri yoktur. Şimdi bazen izliyorum televizyonda, öğretim görevlilerimiz çıkar. İşte vergilerle ilgili, ekonomi ile ilgili görüşlerini ifade ederler.
sanki şey yani üniversitede ders verirler gibi bir hele güzel ekonomik terimler kitaplarda yazdığı gibi terimler ancak nedir? Yani biraz da ülkenin gerçeklerini bilmek lazım tahlil yapabilmek için ve sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için. Onu yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yani demek ki %40 oranında bir kayıt dışılığımız var. Vergi denetimi bizim ülkemizde gerektiğince yapılmıyor. Gerektiğince yapılmıyor. Servet incelemesi hep deriz. Her zaman onların da dilinde var ama o da yapılmıyor. CSI nereden buldun yasası diyor ama üzerine gitmiyor. Hani işte yasa var gelir evet. Vergisi yasasında yapsan. Neden gidilmiyor peki? Neler çıkacak ortaya? Siyasi irade yoktur. Yok. Evet. Şimdi bir izleyicimiz daha diyor ki bütçe ne kadar önemlidir? Yani çok mu önemlidir bu bütçe? Yani evet önemlidir aslında ilgili hükümetin siyasetten ve ekonomik alanda anlamda vatandaşa, sermayeye, kamu çalışanına ve bu ülkede yaşayan bizlerin bakışını ve projeksiyon olarak önümüze koyan evet. Bir yasadır aslında evet. Bu bütçe. Dolayısıyla da bütçelerdeki rakamlar çok teknik gözüküyor aslında baktığımız zaman. Çok teknik gözükse de aslında hükümetlerin vatandaşa nasıl baktığını gösterir diyebilir miyiz aslında buna? Muhakkak. Değil mi? Muhakkak. Evet, evet. Bu şekilde. Şimdi Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na bakacak olursak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın hükümetten taleplerini de birazcık açıklayabilir miyiz? Şimdi az önce izah ettiğim bu kar payının düzeltilmesi, yani vergilendirme yönünden düzeltilmesi, yatırım indirimiyle ilgili bir şeyler oldu. Biraz açayım isterseniz. Buyurun, yatırım lütfen. İndirimi. Şimdi döşeme ve demirbaş eşyalar için %50 civarında bir yatırım indirimi verilirdi. Şimdiye kadar ancak 2018'deki bu döviz krizinden dolayı döviz krizinden kaynaklanan ekonomik krizden dolayı hükümet bu %50'yi %20'ye indirdi. Buna ilaveten işte bina için işte makine tesisat için de asgari ücretin diyor, brüt asgari ücretin 20 katının altında olan maliyetlere yatırım indirimi yoktur şeklinde. Bunun dışında, yani bunun düzeltilmesini istedi, ticaret odası bunun da düzeltilmesini istedi. Bunun dışında enflasyon muhasebesinin hayata geçirilmesini geçmiş yıllarda olduğu gibi talepte bulundu. Şimdi Muazzez Hanım, 2018'in Ağustos'unda hatırladığım kadarıyla Bakanlar Kurulu bir kanun gücünde kararname çıkardı. Ve yani bu enflasyon muhasebesi talebini yanıtlayacak, giderecek bir düzenleme yaptı. Mali düzenleme yaptı. Stok, ticari stoktan tutunuz. İşte beyan edilmeyen bilanço kalemleri veyahut eksik beyan edilen demiştir. Geliniz %3'ünü ödeyin, beyan edin %3'ünü ödeyin ve sermayenizi de güncelleştirin. O dönemde tabii ki dövizdeki belirsizliğin yarattığı tedirginlik nedeniyle anladığım kadarıyla yükümlüler, şirketler pek yaklaşmadı bunu yapmaya. Acak nedir? Sanki bu hiç yapılmamış gibi şimdi maliyenin gündeminde yine mali düzenleme ve tahsilatın hızlandırılması vardır. 2014 yılına kadar mevcut ödenmeyen, tahsil edilmeyen tahsilat stokunun tamam mı? Onların işte gecikme zamlarının faizlerinin silinmesi kaydıyla tahsil edilmesi yönüne gidecekmiş maliye. Yalnız Muazzez Hanım size şunu söyleyeyim. Bir ülkede her yıl vergi affı, tahsilat affı olmaz. Bu kez ne olur bilir misiniz? Vergilerini düzenli ve zamanında ödeyen yükümlüler de kayıt dışına kaçar. Yani bence bunu biraz fazla oluyor bu şey yani vergi affları. Bence bir şeye bir yasaya bağlamaları gerekir. Yani bu kadar yıl yapılmayacak şeklinde.
Yani olağanüstü bir durum olmaz ise. Müdahale edemez mi? Yani niye edemez? Yani devlet, yani bu adaletsiz geliri neden müdahale edemez o zaman bu durumda? Şimdi tabii bunun çok nedenleri var. Size saydığım bu işte bu afların devamlı surette çıkması, işte vergi denetiminin olmaması, vergi dairesindeki bazı yapısal eksiklikler vardır. Mesela eskiden eğitilmiş ekip vardı, eğitilmiş yani bir bunlar. Ekip vardı, özellikle dosyaları incelerdi. Şimdi dosya inceleme, vergi incelemesi, vergi denetimi nedir bilir misiniz? Yani bütçeyi dengelemez, ancak nedir? Caydırıcı özelliği vardır. Bir kişi incelersin, 10 kişi beyanlarını düzeltir. O da yapılmıyor artık. Yani ben geçmiş katıldığım bazı programlarda dedim, Türkiye'de hesap uzmanları kurulu vardır. Biz vergi dairesinde çalıştığımız dönemlerde bu hesap uzmanları kurulunun üyeleri gelip bizleri vergi incelemeleri ve denetimi konusunda yetiştirdiler. Ancak nedir? O yetiştirilen arkadaşlar 8-9 kişiydi, hepsi üst kademeden emekli oldu, tamam. Arkası gelmedi bunun. Ben diyorum ki mesela Türkiye nasıldır hesap uzmanları kurulu? Her bir uzman her yıl dış dünyada düzenlenen işte uluslararası seminerlere, çağdaş vergi uygulamalarıyla ilgili konferanslara, eğitim programlarına katılırlar. Bizim Maliye Bakanlığımız da Türkiye Maliye Bakanlığı'na öyle bir talepte bulunsa, doğru, en azından 3-5 kişi, 10 kişi, yani yetişmiyor demek ki bizim ülkemizde. Hayır, bu tür yetişmiyor. İnsana yetiştirilemiyor o zaman. Yani. Şimdi Muazzez Hanım, adam da bir yok şirketin o zaman. Hesabını tutan belki de chartered account seviyesinde biridir. Tamam, hesap uzmanıdır. Onun karşısında çıkaracağın sen de bir hesap uzmanı olması lazımdır. Vergi yasalarını daha iyi yorumlayan bir memur olması gerekir. Yapmıyorlar bunu. Şimdi ben sana 10 milyon vergi koyuyorum. İspat edemezsem neden koyduğumu bire inerim. Bu kez de ne olur? Yani devlete karşı bir güvensizlik doğar. Yani bence yani gerek hizmet içi eğitim programları vergi dairesinde, gerekse mesela bir üst itiraz kurulu geçti yasası, yani itirazların çözümlenmesini biraz hızlandırılması amacıyla, ancak nedir, tüzüğü hala da bir yıldır geçmedi. Geçmediği için de hayata geçemiyor. Sonra yapısal bir değişiklik olarak şunu ifade edeyim size. Bizde ihtisas mahkemeleri diye bir olay yoktur. Ticaret mahkemesi, vergi mahkemesi gittiğinde herhangi bir yükümlü gidebilir. Yani 75 kendine tarhiyatını yap, 75 gün içerisinde vergi dairesine itiraz etmeden sana da gidebilir. Yüksek İdare Mahkemesi'ne. Şimdi o konuda yetişmeyen yargıç, o konuda yetişmeyen şey olduğunda, savcı olduğunda, bu dava senelerce uzar o dava ve gider. Yani en büyük eksikliğimizdir bu. Yani inşallah yani devletin kurumsal yapısı içerisinde bu da düşünülür ve bir adımlar atılır. Yani yapısal eksikliklerimiz de vardır. İşte işte siyasetin engeline de takılıyor işte bu şekilde. Sadece hepsi siyasi değil, şimdi karşınızda insan unsurudur. İnsanın etkilendiği faktörler vardır. Özellikle vergi uygulamalarında psikolojik faktör vardır, sosyolojik faktör vardır, siyasi faktör vardır. Yani bunları gönüllü uyumunu sağlayabilecek, sağlanmasına engel unsurlardır bunlar. Hükümet kurulduğu zaman hükümet programını okudum. Hep bu saydıklarım hepsi hükümet programında vardır ama yani şimdi vergi bilincinin aşılanması, vergi bilincinin yaygınlaştırılması o kadar da basit bir olay değil. Yıllar ister. Bugün gelişmiş Avrupa ülkelerinde ne denetim vardır, tamam mı, ne de cezai müeyyide vardır. İnsanlar gider gerçek anlamda beyanını yapar. Bizim burada böyle bir şey yoktur. Yoktur. Yani işte çok da fazla eleştirmek istemem ama otomasyona tam geçtiğimizde gelirlerimiz artacakmış veyahut muhasiplerin yasası geçtiğinde, ki benim bildiğim kadarıyla muhasiplerin yasası muhasiplerin çalışma koşullarını belirleyen, yani şimdi siyasi irade yoktur vergi toplayasında, muhasiplerin yasası geçtiğinde ya da otomasyona geçtiğimizde olacak.
Şimdi otomasyon olayı nedir? İşte gelirlere ulaşacak. Şimdi biz gelirlere ulaşamaz mıyız ya? Nedir gelirleri elde eden daireler? Vergi dairesi, gümrük dairesi, motorlu araçlar mukayyetliği, tapu dairesi. Yani şimdi devlet vergi dairesi bu dairelerden istediği bilgiyi bir günde alır. İlle de otomasyona geçip de entegre olacakmışız da ona göre. Hayır, hiç de gereği yoktur. Ancak nedir? Yani siyasi irade yoktur burada. Siyasi irade olsa yani bu dediklerimizin hepsi olur ve yani öyle de, şimdi dayandık tam otomasyona geçilmediği için bu bilgiye erken ulaşılamıyor. Ama ulaşılabiliyor ha. Yani ekranda basmayacaksın. İşte sana bir anda 3-5 dakikada versin de bir memur gönderirsin bu dairelere. Bir günde sana alır bütün şeyleri. Çünkü, göster. Tabii çünkü tapu dairesi olsun veyahut diğer daireler olsun kendi iç bünyelerinde kısmi otomasyona geçmişlerdir. Yani 2 saniyede sana bulur ve verir, alır verir o şey. Vergilendir, ondan sonra vergilendirebilirsen bakayım. Bu bilgileri aldıktan sonra. Kesinlikle, demek ki eğitim katkımıza ihtiyacımız vardır. Yani genel anlamda baktığımız zaman yoğun denetime de ihtiyacımız vardır. Kesinlikle buna yaygın bir şekilde. Bir izleyicimizin mesajı var. Hasan Bey iyi yayınlar demiş. Kemal Bey iyi ki sizi ekranlarda gördük demiş. Çok güzel bahsediyorsunuz. Bütçeyi çok daha iyi anladık demiş. Umarım daha da detaylarını açıklarsınız. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Neden eskiden bu yapılırdı ya da şimdi neden yapılmıyor demiş. Eskiden vergi dairesine aldığımız fişleri yazardık. Bir kağıt verirlerdi bize vergi dairesinden. Yazdığımız fişleri toplardık, biriktirirdik. 6 ay sonra da vergi dairesine verirdik. Sonra da bize çok az miktarda da para verirlerdi. Şimdi neden böyle bir şey yapmıyoruz ya da eskiden neden yapılıyordu? Şimdi neden biriktiremiyoruz o fişleri demiş. Arkadaşımızın evet, anlatmaya çalıştığı anladığım kadarıyla katma değer vergisi iadesi ile ilgilidir. Evet. Şimdi 1993 yılında katma değer vergisi geçti. O dönemlerde bilfiil ben de vardım vergi dairesinde. 1993 yılından bahsediyoruz, evet, değil mi? Yani? 93 yılında, bugüne kadar getireceğim. Hı hı. 93 yılında katma değer vergisi yasası geçti. 96 yılında uygulanmaya başladı. Yani 3 yıllık bir dönem böyle piyasa önce alıştırıldı, katma değer vergisi nedir, broşürler dağıtıldı, ne yapılması gerektiği yükümlülüğe izah edildi. 96'da da yürürlüğe girdi. Çok sıkı denetimler oldu. Yani bu belge düzeni ile ilgili hatırlıyorum ben, yükümlülüğe fırsat da verdik. Yani daire mühürlü belgeler, daire mühürlü ihtiva etmeyen belgeleri de bir süre verdik. Onları kullanmaları için. Bu olay 2007'ye kadar geldi ve hakikaten katma değer vergisi, yani piyasamızda belge düzeninin yerleşebilmesi için bayağı uğraş verildi ve iyi de bir mesafe alındı. Ancak 2007 yılında, bu arada önce sanırım 3 aylık dönemlerde, ondan sonra arkadaşım bahsettiği gibi 4 aylık 6 aylık dönemlerde herkes fişini getirir maaşı oranında ve bir katma değer vergisi. Memur yerde olan bir kişi. Evet, hayır, memur olmayan da. Olurdu. Tabii tabii. Beyanı oranında olur. Yalnız katma değer vergisi iadesi alabiliyordu. Ondan sonra hatırlıyorum ben 2007 yılına geldiğimizde katma değer vergisi iadesi kaldırıldı. Kaldırıldı. Ne diye kaldırıldı? Efendim, katma değer vergisi iadesi vergi bilincinin yerleşmediği Afrika ülkelerinde uygulanırmış. Yani bu bir geçiş dönemiymiş. Katma değer vergisi iadesi kaldırıldığı zaman, ki bana sorarsanız belge düzeni tam anlamıyla yerleşmiş değil. Bugün diğer ülkelerde 50 yıl geçe de yerleşmiyor. Yok ki bizde, yani 10-15 yılın içerisinde yerleşecek. Bu kaldırıldığı zaman bir baktık kayıt dışılık da yükselmeye başladı yeniden. Ve bugüne kadar geldik, %40-50 civarında kayıt dışılıktan bahsederiz. Ne yaptı hükümet?
işte kredi kartları üzerinden yapılacak harcamalara %1 KDV iadesi. Yani bana sorarsanız yeterli değil. Değil. Şimdi Muazzez Hanım, vergi kaçağı, kayıt dışı ekonomi esas ana nedeni bu size saydığım 3-4 tane işte daire bilgilerinin alınıp da takip edilmesi dışında bir de mal ve hizmetin hareketi şu şekilde izah edeyim. Bir mal ithal edilir, limana gelir ve o bir fabrikada bir mal üretilir. O mal üretildiği ve o ithal edildiği anda tüketici olan bizlerin eline geçinceye kadar geçtiği bazı safhalar vardır. Yani kontrol edilmediği sürece diyoruz. Hayır, yani ekonomi piyasası içerisinde mesela nihayette şeyle, yani tüketiciyle karşılaşır. Bence şudur. Bu mal ve hizmet hareketi devam ederken, bu dediğim safhalardan geçerken bir yerde dıkanır. Tam beyan edilmez. O beyan edilmediği oranda da karşımıza kayıt çıkar. Bunu da nasıl giderirsin? Vergi incelemesi ve vergi denetimiyle yaparsın. Ha, bunu yapmaz isen işte kayıt dışılık da %40-50 diye telaffuz edilmeye başlar. Evet. Şimdi devam edelim o zaman. Tabii. Bunların da suçu yok mu diyor bir izleyicimiz. Yani suç geliri olarak da önümüzde karşımıza da çıkar demek ki bunlar demiş. Yani kimin suçu yoktur? Tekrardan mesajı alalım izleyicimizden. Çünkü geç geliyor mesajlar. Sanıyorum başka bir konuyla ilgili bir mesajdı bu. Tekrardan izleyicimizden mesajı alalım. Kontrol edilemeyen gelir karşımıza suç geliri olarak da çıkabilir mi Kemal Bey demiş. Muhakkak ki çıkar. Bunu evet, ben kesinlikle kaç defa evet, izah ettiniz. Evet. Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de tabii kayıt ki. Dışında olan, şimdi şudur. Kayıt dışında olan bir gelir zaman zaman suç geliri haline de gelebilir. Gelir. Mesela işte kaçakçılık olayları, işte kayıt dışı, yani devlet sisteminin, devletin kontrol edemediği bir sistemin içerisinde olan şeylerdir bunlar. Vergi bir maliye politikasıdır yani sonuçta. Sen yani bunun esasını kontrol edemezsen, yani bu suç geliri olmasını, sebebiyetini nasıl ortadan kaldıracaksın? Yani devletin burada amacı nedir? Kayıt dışılığı ortadan kaldırmak için bu kayıt dışı olan ve sistemin dışında olan şeyi sistemin içerisine çekmeye çalışır. Ancak bunu da yapmaya çalışırken vergide iki tane prensip vardır. Onlar yerine gelmiyor. Bir tanesi mali prensiptir, bir tane de adalet prensibidir. Yani bunu çok da fazla bilmiyorum. Yani açmamaya gerek evet. Yok değil. Evet. Şimdi nerede kaldık? Bir devam edelim o zaman. Yatırım indiriminden de bahsettik. Enflasyon muhasebesinin uygulanması gerekir dedik. Devletten alacağı olan ticaret odası üyelerinin kişi veya şirketlerin alacaklarının ön tahsilatı. Bunu bir size şey diyeyim. Şimdi ticaret odası, işte Maliye Bakanlığı'na bir ziyarette bulundu, Başbakan'a bir ziyarette bulundu ve işte devlete iş yapan, devlet ihalelerine katılan bazı kişi ve kurumların paralarını tahsil edemedikleri, yani bu yaptıkları işin karşılığında devlet kendilerine henüz ödeme yapmadığını ya da geciktiğini ifade etmişlerdir. Vallahi okudum bunu. Ben de yazılı basında bir açıkladım, şu şekilde açıkladım. Zannedersem biraz da tepki aldık bu konuda. Şimdi siz doğrudur yani
devletten alacağınız varsa o alacağınızı tahsil etmeniz gerekir. Yani devlete olan güvenilirliğin sağlanması, ki devletimizde zaman zaman yani biraz sulandırılıyor bu güven duygusu. Yalnız Maliye Bakanı bunu açıklarken, daha doğrusu bu görüşme yapılırken bir açıklamalarda bulundu. Dedi ki 211 vergi yükümlüsü, sayısı da aklımda yani, şirket veyahut kişi vergi dairesine beyanlarını verdiler. O beyanlarına tahakkuk etmiştir vergileri, ancak vergilerini ödemiyorlar. Yani beyan ettiği bir vergiyi dahi ödemiyor. Şimdi biz de dedik ki ticaret odası biraz telkinde bulunsun bu üyelerine, yani hep vergi indirimiyle ilgili talepkar olacağına, biraz da bu şeyleri oda meclisine götürsün. Yani bu kişilerin bütün iş insanlarını tahakküm altında bırakmalarına hakları olmadığını söyledim ben. Yardımcı olsun yani ticaret odası da. Tabii bana söylenen şu, yani ticaret odasının yaptırımcı bir gücü mü vardır? Hayır, yaptırımcı değil, yaptırımcı gücü olan devlettir. Ancak nedir? Devletten hep talepkar olunacağına, hepimiz öyleyce hep talepte bulunuruz devletten, biraz da devlete yardımcı olmamız gerekir. Doğrudur. Devlet toplayacak ki dağıtabilsin. Yani söylediğim oydu. Biraz da şey aldık o konuda. Eleştirdiler biraz, sizi. Hayır, eleştirdiler de yani şimdi menfaatine ters düşen insan eleştirir. Evet. Hakan Bey'in bir mesajı var. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Bu ülkede denetim yoktur Kemal Bey. Maalesef hiçbir konuda. Denetim de yapılmıyor. Nereden korkuyoruz acaba? Denetim yapmış olsaydık her şey bence düzenli olurdu. Vergi listelerine baktığımız zaman vergi listeleri isimleriyle açıklanıyor ama birçok kişi bu ülkede denetimsizlik nedeniyle gerçek anlamda da vergi de toplanamadığını da görebiliriz. Peki adaletli vergi toplamak için denetim ne kadar olmalıdır? Şartlar ne olmalıdır demiş Hakan Bey. Ülkemizde şimdi denetim yapılabilmesi için şartlar müsaittir. Her zaman müsaittir. Siyasi şey lazımdır, irade lazımdır. Eğer denetim yapılırsa ve bu örneğin yani gerek şirketlerin gelirleri gerçek anlamda ortaya çıkarsa, az önce size izah ettim. Yani nelerin yapılması gerektiği, gelir unsurlarına rahatlıkla vergi dairesine ulaşabileceğini söyledim. Bu denetimler yapılırsa, şimdi denetimlerin caydırıcı özelliği vardır. Bu siz denetim yapmaz iseniz ya da yaygın yoğun gerçek anlamda yapmaz iseniz popülizme de kaçmamamız gerekiyor. Muhakkak yani siyasiler, siz yani ben söylemedim siz yani popülizmi hiçbir zaman da terk etmiş değiller. Maalesef. Yani denetim, inceleme ve bunu yapacak olan vergi dairesinde yapısal bir değişim, yani ekip oluşturma, ekibi eğitme, uzmanlık eğitimini yaptırma. Yani siz şimdi bir tespitleri yapabilirsiniz de elinizde hakikaten o vergi incelemelerini, hesap, derin hesap incelemelerini yapacak ekibiniz, vergi ilmine hakim elemanınız yoksa her şey havada kalır. Yani yapamazsınız nihayette. Veyahut nasıl olur? Bir şirketi detaylı bir inceleyeceğinize yüzeysel olarak bir inceleme, birkaç kalemine bakarsınız bir hesabın ve geçirirsiniz. Az önce de söyledim Muazzez Hanım. Yani karşında bakkal gasap değil, şirkettir. Kurumsal yapısı olan bir şirkettir ve muhasebeleştirme yapar hesaplarını. Muhasip şirketin beyanını istediği noktaya getirmek için hesap manipülasyonları da yapar. Yani şimdi açık bunu durup da çok deşmek istemiyorum. Evet. Halkımız zaten hayır, biliyor onun burada karşısına, da. Onun karşısında eğitimli kişiler olması kişiler gerekiyor. Çıkarman gerekir. Evet. Yani yoksa da yani eğitim vergi memuru, yani vergi memuru zor. O hesabı inceleyecek olan
hesapların vergi yasaları karşısındaki pozisyonunu ve yorumunu o karşısına gelen muhasipten daha iyi bilmesi lazım. Demek ki işlerine gelmiyor o zaman. Bilmem, onu siyasilere sormak lazım. Evet, bir izleyicimiz daha var. O zaman hocam demiş, vergi kaçıranlar var, onların cezası yok mudur? Yani adaletli vergi toplamak için bu devletin bir yolu yok mudur? Neden ben anlamış değilim demiş bir izleyicimiz. Evet. Şimdi biraz önce söyledik, yine de adalet söyledik. Adalet boyutu. Cezası var. Evet. Vergi yani, kaçıran cezalandırılır. Yani hükümetin adaletli vergi toplamak tespit edilirse, incelenirse ve kaçırdığı vergi ortaya çıktığı zaman cezalandırılır. Ama bunu yapmazsan da neyi cezalandıracaksın? İşte biraz resen yaparsın, geçiştirirsin, günler gelip geçer. Kesinlikle öyle. Evet, peki neler var daha söyleyebileceğimiz? Son 10 dakikamızın içerisine girdik. Diğer mesajları sona doğru bırakıyorum. Tüyolar verin diyor izleyicilerimiz. Paramız badem diyor, döviz dalgalı olacak. Paramızı nereye yatıralım diyor izleyicilerimiz. Programın sonuna saklıyorum bunları o zaman. Peki vergi gelirlerinin artırılması ile ilgili daha da yapılması gerekenlerle de ilgili neler söyleyebiliriz peki? Yani şimdi vergi gelirlerinin artırılması, yani genel gelirlerimiz içerisinde vergi gelirleri hakikaten yani bir gelişmekte olan ülke konumunda olduğumuz için yüzde de az önce de dediğim gibi 80-85 oranında bir direkt vergilerin katkısı vardır. Vergi gelirlerinin artırılması için öncelikle kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almakla olur. Yani işin temelinde ikinci bir şey, yükümlünün vergi bilincinin ve vergi kültürünün yükseltilebilmesi için, belirli bir noktaya gelmesi için hem yükümlü kendine düşeni yapması gerekir, hem de devlet olarak yani o zemini hazırlamamız gerekir yükümlüye. Şimdi o bilinçte olduğunda insanlar vergisini hakikaten gerçek anlamda beyan etmesi ve ödemesi gerekir. Zaten problem de çözülür. Ancak nedir? Küçük bir ülke olmamız hasebiyle, yani bu ülkede şeydir, örneğin vergisini bir tamam ödeyen bir şirketle aynı iş kolunda ödemeyen bir şirket, bu defa rekabet unsuru kalkar ortadan. Yani birini zayıf duruma düşürürsünüz. Genel anlamda idari olarak bakılması gerekirse bu gelirlerin artırılması için bir kere sıklıkla af çıkarmayacaksınız. Hı. Af çıkarırsanız herkes af gününü bekler. Tahsilat hızlandırma yoluna gideceksiniz. Ama bunu her sene tahsilat affı çıkararak değil. Yetkiniz vardır. Haciz sistemi başlatırsınız. Hukuk yoluna gidersiniz ama ciddi anlamda gittiğiniz zaman bu tahsilatı daha hızlı bir şekilde tahsil etme yoluna gidebilirsiniz. Adalet boyutu, yani herkesin ne derecede vergi ödediği önemlidir. Ne derecede vergi ödemesi gerektiğini de ne derecede gelir elde ettiği ortaya koymaktadır. Bu boyutu, bu adalet boyutunu özellikle bu küçük ülkede, az önce siz dediğiniz işte bir izleyicimiz işte vergi listelerini ve vergi listelerinde beyan edilenin gerçekçi olmadığını, neden bunu söylüyor? Adalet boyutu devreye girer. Nedir? Sen şirket olarak 5 kazanırsan ve şirket hissedarı direktörü 25 harcarsın. Lüks araba, lüks villa, bu defa o şirketin gelirinin gerçek anlamda beyan edilip edilmediği sorgusu ortaya çıkar. Nedir? Bir de şuna bak, şunu söyleyeyim Muaz Hanım. Yani bu bütçede bir dikkat ettim ben. Şimdi biz diyoruz ki işte %50 civarında kayıt dışılık vardır. Ancak
devlet bütçe yaparken yine beyana sarılıyor. Yani bu kadar beyan sanki kendisine yeterlidir. Düşünebilir misiniz? Bir tarafta yüksek oranda kayıt dışılık, o bir tarafta %1 oranında resen vergi. Yani beyan edilenin %1'i oranında ya da %2'si, 4'ü, 3'ü, yani çok cüzi rakamlar bunlar. O oranda resen vergi tarihiyatına gidiyor devlet. Yani bu da bir anomalidir. Açık bir anomalidir bu. Yani ifade edilen ile yapılan tam zıt. Birbirini tutmaz. Tutmaz tabii. Evet. Yani %50 kayıt dışı olan bir ülkede beyanın %1 oranında vergi tarihiyatı mı yapılır resen? Mümkün değil. Evet. Popülizme kaçınmaması gerekiyor dedik biraz önce. İstekli ve iradeli olması gerekiyor hükümet yapanların. Dolayısıyla da böyle de olursa ciddi bir şekilde de vergi de toplanabilir. Tüm siyaset kurumunun ama gelmiş geçmiş tüm hükümetlere baktığımız zaman bunları yaşadığımıza göre demek ki böyle bir durum ortaya atılmadı. Adaletin de bu şekilde de sağlanması gerekiyor. Düzenli vergisini ödeyenler vardır bu ülkede kesinlikle. O yüzden de kimse de vergiden de kaçınmaması gerekiyor. Son dakikalarımıza giriyoruz. Hızlı hızlı mesajlara yer vermek istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki döviz yükselecek gibi, biraz korkuttunuz bizi Kemal Bey demiş. O zaman yatırım yapmayı düşünüyordum. Ev almayı düşünüyordum. Almayayım mı demiş. Ne yapmam gerekiyor? Gayrimenkule yatırım anladığım kadarıyla en karlı yatırımdır. Yatırımdır. Yapabilir. Muhakkak. Alabilir yani ama döviz borçlanması. Gayrimenkul değer kaybeder diye bir olay yoktur. Değer kazanır üstelik bizim memleketimizde. Ama TL olarak borçlansın değil mi? Yani borçlanacaksa sterlin üzerine, döviz üzerine değil. Belirsizliği devam eder. Devam eder. Evet. O zaman paramızı altına mı yatıralım demiş başka bir izleyicimiz. Altın fiyatlarının durumu nedir? Onu öngörebilir misiniz demiş Ayşe Hanım. Çok bir bildiğim yok altında ilgili. Çok bir bilgisi ilgili. Yok. Elektrik zamlarıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Kış ayı geldi. Akaryakıt fiyatları da anladığım kadarıyla yükselecek ve su kullanım ücretleri de her belediye tarafından farklı uygulanıyor. Bu durumda bizim maalesef alım gücümüzü etkiler. Bunun için neler söyleyebilirsiniz demiş. Vallahi bu elektrik konusu ülkemizde. En sonunda bu elektrik kurumunu batırıncaya kadar devam edecek. Devam edecek değil mi? Evet. Yani çok dikkat ettim Muazzez Hanım. Senelerdir elektrik kurumu ve icraatları tartışma konusu olur. Çalışanlarının özlük hakları tartışma konusu olur. İnşallah bu kurumu yaşatırız. Çünkü kurumsuz devlet olmaz. Yani kaç tane kit varsa hepsi battı, hava yolları dahil. Bir bu kaldı, bir de toprak ürünleri kurumu kaldı. Bu gidişata göre yani çok yıprandı bu şeydi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu. Yani bu derecede ne bileyim santral alınacaksa ve üretim artırılacaksa alınacak. 2023 yılında Aksa'nın sözleşmesi biter. İptal edilecekse edilecek, eğer bu ülkenin zararına ise iptal edilecek ya. Kesinlikle. Evet. Dediğimiz gibi dünyanın birçok ülkesinde de bizim ülkemizde de ciddi oranda maalesef kayıt dışı, yani resmi istatistiklere de bakacak olursak bunlar yansıtılmıyor ve neyin öngördüğünü bilinmeyen ekonominin varlığından söz edebiliriz maalesef. Her vergi listesi açıklandığında da kayıt dışı ekonominin de tartışmalara sebep olduğunu da görüyoruz. Vergi listeleri açıklanıyor, oranların gerçeği yansıtmadığını da ve bazı kişilerin de gelirini düşük gösterdiği tartışmalarını da yaşıyoruz. Bununla da ilgili de mesajlar vardı. Sayın Özçakır diyor ki ülkedeki kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için ciddi bir şekilde denetim yapılması gerekiyor. Özellikle de bunun için adamlar yetiştirmemiz gerekiyor, kişiler yetiştirmemiz gerekiyor. Muhakkak. Değil mi? Elimizde var böyle insanlar. Bunun muhakkak için de değil mi? Eğitime tabi tutulsunlar ve bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten ciddi anlamda baktığımız zaman kayıt dışılık bu ülkede var ve var olmaya da devam edecek. Bunun önüne de geçmezsek. Son olarak neler söylemek istersiniz? Programımıza nokta koyalım. Son olarak şunu söyleyeyim.
Maliye Bakanlığı vergi uygulamalarıyla ilgili bir strateji ekibi oluşturması gerekir. Bu strateji ekibi hangi dönemde, hangi sektörde vergi kaçağı olduğunu, hangi sektörlere vergi tarhiyatı yapılması gerektiğini, hangi sektörlere vergi denetiminin yapılması gerektiğini strateji belirleyecek bir ekibin olması gerekir. Bu bizde yoktur. Yani şimdi ne Sayın Bakan'ın iki dudağı arasında olması gerekir bu, veyahut vergi dairesi müdürü veyahut diğer bürokratların, maliye bürokratlarının. Bu strateji ekibi biraz özel konumda olması gerekir. Yani özerk dediğim benim şudur, yani böyle çok siyasi karışmacılığın olmadığı bir yapıda olması gerekir ve yani vergiyle ilgili tüm vergi uygulamaları ve vergi problemleriyle ilgili stratejileri belirlemesi gerekir bu ekibin. Bir ekip çalışması olması gerekir. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Ve bu ekip hiçbir zaman da halkından muhatap olmaması gerekir. Strateji belirleyecek yalnız. Biraz zor yapılır yani bu ama. Kolaydır ama zor yapılır diyorsunuz. Tabii şimdi bir strateji ekip oluşturursa siyasiye bir şey kalmaz yani. Değil mi? Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Geldiğiniz için başka bir programda yine detaylı bir şekilde, şimdi çok sorular var, çok mesajlar geldi, çok da meraklı insanlarımız. Ben çok teşekkür ederim sizlere. Hemen söz alıyorum, başka bir programda yine davetimizi kabul edip gelmenizi ümit ediyorum ben. İnşallah. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun. Efendim. Evet sayın izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik.